Herkese merhaba. Bugün değişik bir video formatıyla karşınızdayım. Kemençe çalan eski kemençevi bestekarlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bunların birincisi kemençeci Vasilaki. Bununla ilgili, hayat hikayesiyle ilgili çok fazla bilgi yok ama var olan bilgiyi derleyip size biraz daha böyle kolay erişebileceğiniz bir şekilde sunmak istedim. Aynı zamanda bu videonun sonunda kemençeci Vasilaki'nin bir peşrevini de size buraya bırakıyor olacağım. Kendi çalımım ve ufak minnoş bir düzenlemeyle inşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi biraz Vasilaki'nin hayatından bahsedelim. Kemençeci Vasilaki Silivri'de dünyaya geliyor. Aslında asıl adı Vasil ama Vasilcik anlamına gelen Aki, Vasilaki şeklinde bir kısalt Mayla ismi daha da uzatılmış hale geliyor aslında. Babasının adı Yorgi. Silivri civarındaki sahnelerde, panayırlarda, saz heyetlerin içinde klarnet çalıyor bir süre. Küçük yaşlarından itibaren. Daha sonra Fenerli Yorgi ona kemençe öğretiyor. Ondan sonra klarneti tamamen bırakarak kemençeye geçiş yapıyor. 25'li yaşlarındayken de Silivri'den Galata'ya göç ediyor. Tabii o yıllarda Silivri'den Galata'ya gitmek, göç etmek anlamına geliyor herhalde. O yüzden kaynaklarda genelde böyle yer alıyor. Bu şekilde bir gençlik hayatı var. Klarnetten kemençeye geçmiş yani. Galata'ya yaptığı bu göçten sonra lavatacı Andon'un oradaki gazinosunda çalışmaya başladı. Hem de Nikolaki'nin ardından ikinci kemençeci olarak. Kemençeci olarak çok ün salmaya başladı. Hatta Tamburcu Bey'in çok beğenerek kendisini dinlediğini, bazı taksimlerini dinlerken ağladığını, içlendiğini falan anlatırlar. Bu şekilde gazinoya gitmeye devam ediyor, çalışmaya devam ediyor. O arada da lavatacı Ando'nun kardeşi olan lavatacı Civan'dan repertuar dersleri almaya başlıyor. Bu şekilde de kendini geliştiriyor. Daha sonra Tepebaşı Tiyatrosu'nda Tamburi Cemil Bey ile Udi Nevres Bey ile Nezen Tevfik ile programlar yapmaya başlıyor. Pek çok koro yönetiyor o arada. Bestecilik yönüne çok fazla eğilmediğini biliyoruz. Birkaç peşre, bir saz semaisi gibi eserleri kalıyor günümüzde ama bunlar da tabii melodik açıdan çok zengin eserler. Ve hala günümüzde klasik fasıllarda hala severek icra edilen eserler bunlar. Hatta ben de dediğim gibi videonun sonuna bir tanesini ekledim. Daha sonra da 1907 yılında vefat ediyor. Kendisiyle ilgili çok fazla bir bilgi sahibi değiliz maalesef ama kemençeci Vasil deyince, kemençeci Vasilaki deyince akla zaten hemen kendisini bilenler biliyor. Bunu da biraz belki meraklısı olan vardır diye anlatma gereği duydum. Vasilaki Türk müziğinin sayılı kemençe virtüözlerinden bir tanesidir. Kendisi çok ustalık derecesinde, virtüözlüğü derecesinde bir yere ulaşıyor. Ve kemençe ondan sonra kaba saz takımlarından çıkıp ince saz takımlarına da girmeye başlıyor. Kendisinin çok iyi köçekçe çaldığını ama aynı zamanda çok uzun yaylarıyla da meşhur olduğunu söylerler. Bu şekilde kemençeye yeni bir soluk getirmiş oluyor aslında. Tamburi Cemil Bey'le de çok yakın bir dostluğu varmış. Tamburi Cemil Bey biraz önce dediğim gibi onun taksimlerini, icralarını çok beğenilmiş. Vasilaki'nin yakın arkadaşları arasında işte Ahmet Rasim gibi önemli, Şevki Bey gibi önemli insanlar da var. Ne kadar, ne derece sanatla iç içe bir insan olduğunu zaten bu şekilde anlamış oluyoruz. Dediğim gibi çok fazla bir eseri gelmemiş. O daha çok icracılığa anladığımız kadarıyla yönelmiş birisi. Var olan eserler de hala çalınıyor. Şimdi ben size izninizle bu kısa anlatımdan sonra Vasilaki'nin çok bilinen, her yerde çalınan, hala çalınan Kürdili Cazkâr Peşrevi'nin bir hane, bir teslim ve ikinci hane olarak bir icrasını sunmaya çalışacağım. İnşallah faydalı olmuştur. Eğer isterseniz ya da yorumlara İstekte bulunursanız belki bu videoların devamında gelebilir. Çeşitli başka tür, başka bestekarlarla ilgili. İnşallah faydalı olmuştur diyorum. Şimdilik hoşça kalın. Sizi Peşrev'le baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.